koronavirüsle mücadele öyle hani ben takvim yaptım 10 gün sonra şöyle olacak böyle olacak gibi değil. Bana sorarsanız Şubat ayın sonuna kadar bu tedbirlerin bu şekilde devam etmesi gerekiyor ki bu illetten insanlar bir nebze olsun kurtulsun. Şimdi bazı izleyicilerimizi duyuyor gibiyim. Biz ne yapacağız kardeşim? işte ekonomik olarak vesaire olarak hepsi darda olanlar var. Bakın değerli izleyicilerimiz siyasetçiler ülkeleri yönetenler Eğer isterseler kişi başına atıyorum 5000 euro da verebilir 10.000 Euro da verebilir Yeter ki yapmak isteyiniz. Şimdi ben bunu söylerken bazı izleyicilerimizin ta Şubat'a kadar biz nasıl dayanacağız ekonomik olarak çok zor duruma düşer insanlar iflas eder dediğini duyuyorum Evet haklısınız Ben de biliyorum Ben de aynı yerde yaşıyorum aynı dünyada yaşıyoruz Ben de en az sizin kadar Ekonomik göstergeleri takip ediyorum. Ancak değerli izleyicilerimiz bakın siyasetçiler toplumun tepkisini almak istemiyorlar. Hemen bir şey olunca gevşetmeye başlıyorlar. Bakın Hollanda'da gevşetildi, vaka sayıları hemen artmaya başladı. İsviçre'de gevşetildi, vaka sayıları artmaya başladı. Almanya'da gevşetildi, vaka sayıları arttı. Şu anda Sıkı bir tedbir dönemi var. Ona rağmen vaka sayılar arttı. Şimdi ekonomik olarak şunu yapılması gerekiyor. Devletlerin vermiş olduğu bu yardımların mutlak surette arttırılması gerekiyor. Bu kadar basit. Şimdi birileri diyor ki kaynak yok diyor, para yok diyor, oyo diyor. Ya bakın, siyaset parayı yönetme sanatı. Ortada bir para var, devletin bir parası var. Siz siyasetçi olarak, başbakan olarak, başkan olarak bu parayı kime vereceğinizi tercih ediyorsunuz. O para yönetme görevi sizde. Siz eğer isterseniz o parayı vatandaşa ekonomik olarak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen bir vatandaşınıza verirsiniz. Vatandaşlarınıza dağıtırsınız. Eğer istemezseniz dağıtmazsınız. Bu kadar basit. Şimdi Almanya'da, Hollanda'da neyi duyuyoruz? Özellikle işletmeleri olan, iş yeri sahipleri olan arkadaşlarımız şunu söylüyor. Diyorlar ki: Almış olduğumuz bu destekler yetmiyor. Evet yetmiyor. Kirası olan var, çalışanları var, o su var, bu su var. Şimdi hal böyleyken Almanya'nın evet ya bizim de bütçemiz bu kadar bu kadar verebiliyoruz demesi kadar yanlış bir şey yok. Yetmiyor ortada. Turizm sektörü bitmiş vaziyette. Gastronomi, restoranlar bunlar bitmiş vaziyette. Hangi sektör etkilenmedi ki? Hangi sektör? O nedenle tüm Avrupa'da 100 yılda bir dünyada 100 yılda bir olabilecek karşılaşabileceğimiz bu dönemde yardımların da mutlak surette artırılması gerekiyor. Şimdi bir restoranı olan bir vatandaşımız Almanya Köln'de Lömbri, Rennehrinin kenarında mavi bir bina. Köln'de yaşayan arkadaşlarım bilir. Sahibi bir Türk. Fazıl Bey, Fazıl Bay Bey. Şimdi Fazıl Bey geçtiğimiz günlerde şunu söyledi. Dedi ki: Biz dedi, koronavirüs döneminde borç zengini olduk dedi. Borç zengini. Bakın bu durum sadece Fazıl Bey için geçerli değil. Ayakta durmak için hadi bugün, hadi yarın diye ayakta durmaya çalışan tüm işletme sahipleri için geçerli. Bu insanların ayağa kalkması en az iki yıl Koronavirüs aşı bulundu. Geliyor, bitmeyecek ki. 2021'in kışında da olacak. Yani devletlerin mutlak surette bu yardımları arttırması gerekiyor. Aksi halde önümüzdeki günlerde mutsuz insanlar sayısı daha da artacak. Şimdi Hollanda'ya baktığımızda Şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Haftalık ölüm sayısı 400 kişi civarında bekleniyordu ama bu rakam şu anda en az değerli izleyicilerimiz 900 950 lira çıkmış vaziyette günlük 150-200 arasında gidip geliyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamın Hollanda'da daha da artması uzmanlar tarafından beklenen bir durum. Haybe, hayatını kaybedenleri çok büyük bir kısmı yaşlılar tespitlere göre ölümlerden 1900'den fazlası 80 yaş üzeri yaklaşık 1100 kişi 65 ve 80 yaş aralığında 65 yaş altı ölümler ise 400 civarındaymış Hollanda'da. Evet. Aşıyla ilgili Hollanda ev doktorlarının ciddi bir çekincesi var. Bu da Biontech tarafından Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci tarafından bulunan Biontech aşısı biliyorsunuz eksi 70 derecede taşınmalı ve muhafaza edilmeli. Eksi 70 derecede. Bununla ilgili olarak Hollanda Ev Doktorları Ulusal Ev Doktorları Derneği'nden bir açıklama geldi ve şu söyleniyor. Bu aşıyı saklama imkanı yok aşı hem çok sayıda paketlenerek geliyor hem de çok özel şartlarda korunması gerekiyor. Bir seferde bin doz aşının bir ev doktoruna geldiğini düşünelim. Çok kısa sürede bunu uygulaması mümkün olmadığı gibi saklama imkanı da olma, olmaz. Doktor ne yapacak diye soruyorlar. Evet. Maalesef durum bu. 4 Ocak'tan itibaren Hollanda'da aşılama çalışmaları başlayacak onay bekleniyor. EMA'dan yani Avrupa Birliği'nin aşıya onay veren kurumundan onay bekleniyor. Hollanda'da ekonomik nedenlerden dolayı kafe, bar ve restoran sahipleri hükümete res çekti. Hükümete res çekti. Neymiş bakalım. Ülke genelinde bulunan 50 lokanta sahibi hükümete tedbirler konusunda güvenlerini kaybettiklerini ve yasak olsa da 17 Ocak tarihinde iş yerlerini açacaklarını ilet ilettiler, ilan ettiler. Lokanta sahipleri açıldıklarında kurallara tam anlamıyla uyacaklarını ifade ettiler. Hollanda Kraliyet Lokanta Birliği üyesi 230 iş yerinden 50 tanesinin bu karar aldı ancak birlik yönetiminin bu karara katılmadığı ifade ediliyor. Amsterdam, Rotterdam başta değerli izleyicilerimiz bakın res çekmek şu demek biz bittik demek ekonomik olarak zor durumdayız demek işte bu nedenle de mutlak surette işletmelere yapılan yardımların arttırılması gerekiyor aksi halde önümüzdeki günlerde daha da üzücü olaylarla karşılaşacağız saygı izleyicilerimiz. İsviçre'de ilginç bir olay yaşanıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki kayak merkezlerinin, kayak tatili yapılan, kış tatili yapılan yerlerin kapatılmasını istiyor. Ama İsviçre buna karşı çıkıyor. Çünkü ciddi bir ekonomik geliri var ve İsviçre Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki İsviçre baskı altına alınamaz. Avrupa Birliği res çekiyor. Şimdi koronavirüsle ilgili İsviçre'nin karnesine baktığımızda günlük yaklaşık 4000-5000 arasında vaka sayısı var. Hayatını kaybeden insan sayısı da genellikle yüzde %150 arasında bu ortalamayla gidiyor aşağısı, yukarısı her neyse. Baktığımızda İsviçre'nin diğer ülkelere göre bir nebze olsun daha başarılı koronavirüsle ilgili mücadele yürüttüğünü söyleyebiliriz. Ancak pandemi ile ilgili Avrupa Birliği'ndeki bu giriş çıkışlarda vesairelerde toplu hareket edilmesi gerektiğine inanıyor. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Avusturya'da Merkel'in bu kış tatiliyle ilgili görüşüne karşı çıkmıştı. Avusturya Başbakanı Kurz da karşı çıkmıştı. Şimdi İsviçre'den de bir karşı çıkış geldi. Bakalım İsviçre'deki durum ne olacak? Sağlık Bakanı Helen Berset bir açıklama yapıyor. İsviçre'nin pandemiyle mücadele tarzının en doğru yol olduğunu savunuyor ve endişe mal verecek bir durumun olmadığını ifade ediyor bakan. Her mücadelenin bedeli olduğunu savunuyor ve kış sporlarıyla ve özellikle kayak turizmi alakalı şunları söylüyor. İsviçre'nin yurt dışından baskı altına alınmasına izin vermeyiz. Almış olduğumuz yol bizim başarılı bir yolda olduğumuzu, başarılı işler yaptığımızı gösteriyor. Kış sporları Noel ve yılbaşı tatilleri döneminde herkesin daha dikkatli olması gerekiyor var olan tedbir ve önlemlerin yetersiz kalması durumunda her an daha sert tedbirler alabiliriz diyor İsviçre Sağlık Bakanı değerli izleyicilerimiz. Şimdi